Dünyanın en çok kazandıran gişe filmlerinden biri, seri üzerine seri çekilen bir hasılat rekortmeni. Neyden bahsediyorum? Tabii ki de Fast and Furious'tan. İlk filmlerini severek izlediğim ancak olay bir anda şöyle fantastik sahnelere dönünce ne oluyor lan diyerek izlemeyi bıraktığım bir film serisi. Ama olayımız film değil abi, olayımız oyun. Çok ilginçtir ki kimsenin ilgisini zerre çekmeyen bir oyun çıktı yakın zamanda. Neden çok ilginçtir ki diyorum? Çünkü gişe rekortmeni Fast and Furious serisinin oyunu bu. Adı da Crossroads. Evet abi, geçtiğimiz günlerde çıkan bu Fast and Furious oyunu o kadar tınlanmadı ki üzüldüm lan. Bir de başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez falan oynuyor. Öyle salla gitsin diyebileceğim bir oyun da değil gibi aslında ama dedi abi millet tın dedi. Ben de bir oynayayım dedim. Hiçbir beklentimin olmadığı tamamen ucuz, nalet bir para basma makinesi olarak görülen bu oyuna bir şans vermek istedim. Belki de haksızdım. Belki de sağlı solu tokat yiyeceğim bir kaliteyle karşı karşıya kalacaktım. Kim bilebilir? Bölüm 1. Para lazım. Fast and Furious Crossroads'un en güçlü olduğu tarafla başlayalım işe. Hikaye anlatımıyla. Aslında müthiş bir ara sahne kurgusu, hikaye anlatımı falan yok. Ancak bu tarz bir çizgi oyundan bekleneni veriyor. Hızlı olaylar, hızlı sahneler, konuya hemen giriş, bir yarış oyunu için yeterli bir hikaye var bence. Sonuçta bir başyapıt beklemiyoruz hikayeden. Olayı ısındırsın, şu arabaları neden sonrası kullanmamız gerektiğini altını çizsin, anlam katsın yeter. Bunu yapıyor mu? Oyun benim için yaptı. Ama burada bir şey de açıklığa kavuşturalım. Bu açıklığa kavuşturacağım şey sadece bu oyuna özel de değil aslında. Başka işlerde de gördüm bunu. Şimdi abi hikayenin bir noktasında iki kadın karakterle beraber ilerliyoruz. Esmer ablamız aracı kullanıyor, Barcelona tatlı yer diyor. Güzel güzel akarız diyor, olaylara karışmayalım diyor. Yandaki bacımız daha uçarı, biraz daha olay arayışında. Ama biz Esmer abladayız, Barcelona şehrine ufaktan giriyoruz. Esmer abla İspanyol yavukusunun dükkanına giriyor. Ne haber tatlım diyor, ancak İspanyol erkeği biraz huzursuz. Esmer abla diyor sende bir sıkıntı var, gel mekana gidelim. İspanyol abi tamam diyor, gidelim. Arabaya atlıyorlar, sonra İspanyol diyor ki bizi takip ediyorlar. Abla diyor sen kafayı yemişsin. İspanyol diyor vallahi takip ediliyoruz. Abla diyor harbicisin, hakikaten takip ediliyorlar. Neyse atlatıyoruz peşimizdeki elemanları, geçiyoruz bu müstakil eve. İspanyol abi dökülüyor. Fas mafyasına borcum var diyor. Kadın diyor sen diyor nasıl ya, nasıl böyle borcun olur? İspanyol abi oldu işte bir kere diyor. Kadın kaç lira borcum var diyor. İspanyol diyor biraz yüklü. Kadın söyle diyor. İspanyol 100 bin dolar diyor. Kadın çıldırıyor. 100 bin dolar mı, Allah seni kahretsin, Allah seni ıslah etsin, nasıl ödeyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz, deliriyor adeta. Adam panik, kadın panik, herkes panik. İşte tam bu noktada ben bir şey anlamıyorum. Abi mafyaya 100 bin dolar borcum var lan. 100 bin dolar. Türkiye sınırları içerisinde büyük parayı vallahi ama Barcelona şehrinde o kadar da büyük para değil. Olmaması lazım. Senin dükkanın var, evin var, araban var. E ulan satın bunlardan birini. Satın gitsin acı. 100 bin dolar lan bu. 1 milyon dolar değil ki. Sat acı. Beylikdüzü'nde bir daire 100 bin dolar lan zaten. Senin bu müstakil evde gider herhalde 100 bin dolara. Hadi kiralık olduğunu varsayıyorum. Arabanı falan sat. Şekil şukul arabaların var lan. Neyse bunlar satmıyorlar hiçbir şeylerine. Diyorlar ki bir yolu var. Bu işi hallederiz. Neymiş o yolu? Sokak yarışı. Allah Allah çok şaşırtıcı. Sokak yarışında birinci olursa bu abimiz 50-60 bin dolar kaldıracakmış. Yarısı gidecekmiş paranın. Mafya borcu bitecekmiş. İyi hadi dolan başlı plan ama güzel plan. Okeyim buna. Sonra ablayla abi ortaklaşa yarışıyorlar derken çat diye bizim İspanyol aracına yandan bindiriyorlar. Bindiren de kim biliyor musunuz? Mafya. Hayda, pilot twist. Mafya İspanyol abiye bindiriyor. İspanyol diyor ki lan oğlum ben size para ödemek için yarışıyordum. Neden bindirdiniz bana? Mafya diyor ki kardeş diyor bu yarışın parası bizim zaten. Sen bizden aldığın parayla bize mi ödeme yapacaksın lan? Neyse iki gerginlik oluyor falan. Silahlar çekiliyor. Ortam buz kesiyor. Ölüm tehditleri havada uçuşuyor. Yani 100 bin dolar için bu mafyalar sokak ortasında arabaya vurup silah çektiklerine göre durumları kötü herhalde. Bu kadar panik olunur mu lan? Hani benim paramla bana ödeme yapacak Allah'ım falan diye yandan bindirilir mi lan? Sonuçta vurduğun araç nereden baksan sana 5 bin dolarlık masraf çıkartmıştır. Adamın aracı da gitti. Onun araca el koysan modifiyeli falan bir 40 bin dolar ederdi herhalde. Bunlar fakir mafya galiba. Neyse olaylar karışınca bizim Esmer abla diyor ki yardım alalım. Michelle Rodriguez'i arıyorlar. Michelle Rodriguez Esmer ablaya o diyor, o mafyaya mı bulaştınız? Onlar çok tepe adamlardır, kraldır, dikkat edin falan deyince benim kayış kopuyor. Lan dalga mı geçiyorsunuz bizde? Şimdi bu mafya çok büyük, çok şaşalı bir örgüt. Patronu kırmızı bültenle aranıyor. Bak kırmızı bülten diyorum. Öyle bir organizasyon bunlar. Dev yani. Ancak Sonic 100 bin dolar için dünya kadar mevzu mu çıkarıyorlar? Sizin gibi mafyanın da sizi yakalayamayan Interpol'ün de elini sıkmak lazım. Beylikdüzü'nde bir daire diyorum kardeşim Allah aşkına ya. Bizimkiler 100 bin doları ödememek için plan falan yapıyorlar bile. Delireceğim ya lan oğlum, satın gitsin şu arabaları marabaları bir şeyleri ya. Hadi ev kira belli ki yani, onu satmak aklınıza bile gelmiyor çünkü. Lan herifler vuracağız diyor ya, sıkacağız diyor ya. Öleceksin lan. Bizimkiler kaçsak mı kalıp savaşsak mı falan diye düşünüyor ama bir türlü akıllarına bir şeyler sıkıp böyle para toplamak falan bir türlü ikna edemiyorlar bunu kendine ya. Lan dükkanı devret bari. Hem zarar ediyorum diyorsun dükkandan. İçerisindeki eşyalarla falan devret oğlum. Barcelona'nın göbeğinde dükkanın var, sat gitsin ulan. Ya velhasıl kelam 100 bin dolardan dolayı oyunun hikayesinde mevzu çıkıyor abi. Ulan Michelle Rodriguez verse verir 100 bin dolara. Bak verse o anda ben 5 filmdir 6 filmdir biriktiriyorum zaten. Al 100 bin dolar kardeşim sonra ödersin deyip verse verir yani. Hadi o değil Vin Diesel verir lan. Lan beşiniz bir araya gelseniz ve hadi...
Neyse bir şey demiyorum ya. Şu miktarlar bir bana mı komik geliyor ya? Yani bu koca koca böyle kanun dışı işler yapan insanlar ne 1.000 dolara mı çalışıyorlar hayatları boyunca? Ya düşsene illegalsin bilmem nesin böyle. Devamlı bir underground takılıyorsun falan filan. İş kovalıyorsun, paslaşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan. Ne o ne kadar kazandın? 1.000 dolar kazandım abi lan. Git memur olarak çalış o zaman. Madem o kadar illegal iş yapıyor, kazan lan bari. Ya sen günün sonunda gene fakir olacaksan ne anladım ben bu işten? Böyle vizyonsuz bir suçlu olunmaz. Oyunu bitirmedim ama eminim ki o 100 bin dolar için o mafyanın peşine düşüyorlardır ve mafyayı indiriyorlardır. Aha buraya yazıyorum, bakacağım. Bölüm 2. Oynanış var mı? Fast and Furious Crossroads bir yarış oyunu ama aksiyonlu bir yarış oyunu. İlk filmlerinden ziyade biraz daha son filmleri kendine konu edilmiş bir yarış oyunu. Arabalı aksiyon aslında. Burnout oyunlarındaki gibi take down yapıyorsunuz. Ayrıca her karakterin özelliğine göre aracında bir artısı da oluyor. Misal Vin Diesel abi. Tekerlerden bıçak çekme özelliğine sahip şekil bir abimiz. Yandan yandan vurunca can yakıyor. Michelle ablamız halatla araç parçası koparıyor. Bu bacımızsa giden araçları ekleyebiliyor. Oynanış görüntülerinden gördüğünüz gibi bunların hepsi menü tuşa basma oyunlarına atanmış. Doğru zamanda doğru tuşa bas kafası. Eğlenceli olduklarını söylemek zor. İşin nasıl keyif vermesi gereken sürüş kısmı ise arcade kafasında. Yani o kadar arcade ki aracı sağa sola çevirmenize bile gerek kalmıyor neredeyse. Bir arabaya çarptığınızda aracınızın canı azalıyor. Hız bile kaybetmiyorsunuz. Yoldan çıkmıyorsunuz. Kısacası bir şey olmuyor. Virajlarda da keza aynı şey geçerli. Çarpa çarpa dön. Araçların ağırlığını, sürüş keyfini hissedemiyorsunuz. Arcade yapsınlar, yapmasınlar demiyorum da bu kadar da fazla bir acı. E zaten en temel dinamiğin olmadığı bir oyundan keyif almak çok zor iş. Hani bunu oynayacağınıza gidin 2004 model Most Wanted'da oynayın. Gerçekten bak. Zaten görsel tarafta da 2020 yılına yakışan bir şey yok. Grafikler gördüğünüz üzere idare ederin altında. Çevre detayları, özellikle de NPC'ler harika. Baksanıza harika. Şehir buram buram yaşıyor be. Barcelona halkı coşmuş. Araç fiziği falan derseniz hak getir ederim. Sizin aracınızın bir darbe alma durumu yok zaten yani. Araçların fiziksel detayları yok gibi bir şey. Yansımalar falan bayağı komik. Bir arka cama baksanıza abi. Şehirdeki binalar pıt pıt diye kayboluyorlar. Yapay zeka ise enfes. Kendi haline giderken bile başka araçlara çarpma kapasitesi barındırıyor. İnanılmaz. Peki içerik namına ne var derseniz tek düze görevler var derim. Misal şu sokak yarışı görevi beni heyecanlandırmıştı. Kazanmak zorundasın diyordu oyun. Dedim ver kontrolü kazanacağım lan bu yarışı. Neyse abi yarış başladı ancak bir gariplik var. Ne zaman birinin önüne geçsem 2 saniye sonra beni geçiyor. Ulan bir kere olur anlarım, 2 kere olur anlarım ancak her seferinde aynı süre zarfında beni geçmeye başlayınca bir kıllandım. Çünkü mantık olarak bunun mümkün olmaması lazım. Yani güzel bir şey değil bu. Ne zaman bir aracı geçsem aynı saniye sürecinde beni geçiyor olması saçma. Ulan dedim ya oyun zor ya da bu işte başka bir şey var. Zaten bir dakika sonra olayı anladım. Size az önce anlattığım bu sahne girecekmiş devreye. O yüzden aslında bu yarışın hiçbir önemi yokmuş. O yüzden de hep geride kalıyormuşum. Ancak yarış içerisindeki bu saçma durum benim heyecanımı da aldı götürdü. Kardeşim biraz gizemini koruyun şu işin ya. Bu kadar belli etmeyin az uğraştığınızda. Bir görev de takip görevi. Bu kimin fikri gerçekten bilmiyorum ama tebrik ediyorum. Kim bu hız yapmanın şart olduğu oyuna yavaş gitmeli takip görevi koydu ya? Ulan 1800'lü yıllardan kalma Assassin's Creed takip görevleri bitmedi mi kardeşim? Biz bundan baymadık mı? Hala da bunu koymanın ne anlamı var ya? Üstelik de bunun araçlısını koymanın. Oyundaki içerik yapısıyla ilgili sevdiğim tek şey çizgisel olması oldu. Açık dünya yapalım olaylarına girmemişti hiç. En azından benim oynadığım kısma kadar öyle bir şey yoktu. O kısım olumluydu benim adıma. Bu kadar dandik sürüş hissi olan araçlarla açık dünya işkencesini hiç çekemezdim. Zaten bu yüzden de oyun kısa sürüyor. Kendimi bizzat bitirmedim çünkü dayanamadım. Ancak oyunu bıraktıktan sonra baktım kaç saatte bitiyor diye. 5 saatte rahat bitiyormuş. Bölüm 3. Sonuç. Gelelim tüm bu tantananın bağlanacağı yere. Aslında ben bu oyunu böyle çıtır çerez niyetine tavsiye edebilirdim size. Fast and Furious hayranısınızdır, o karakterleri yönetmek istersiniz falan denenebilir derdim. Ancak işin patladığı yer maalesef oyunun fiyatı oluyor. Abi bu oyun nedir? Maksimum 20 dolar falan. Maksimum bak. Ancak sevgili yapımcılar oyunu 60 dolardan satışa koymuş. Ne demek bu? Fast and Furious Crossroads büyük bütçeli AAA ayarında bir oyun demek. Bunun gibi ya da bunun gibi ya da şunun gibi. İşte bu sevgili arkadaşlar bu açgözlülüktür. Bu affedersiniz hayvanlıktır. Çünkü bu oyunun yapımında A'dan Z'ye çalışmış yer almış herkes bu oyunun 60 dolar etmediğini bilir. Ama sonuçta bir marka oyunu 60 dolardan hayranlarına çakar geçeriz denmiş. Piyasaya da öyle çıkmış. E sen böyle çıkarsan eleştirenler de böyle çakarıcı. Kimse kusura bakmasın. Uzun bir zaman sonra bu tarz boktan bir filmin oyununu görmek de şaşırttı. Eskiden çok yaparlardı firmalar bunu. Bir film vizyona mı girecek? Oyunculara da hitap etme ihtimali mi var? Hemen oyununu yapalım derlerdi. Bir ara kalitesiz film oyunu dolu der yer. Fakat son 5-10 yılda bu olay gittikçe azaldı. Yavaş yavaş da bitti. Çünkü bu tarz film oyunları mobil tarafa kaçmaya başladı. Hem maliyeti ucuz, hem müşterisi bol, hem de bizim gibi eleştireni falan yok. Serbest piyasa, çak şaka bildiğine. Fast and Furious'un yürek yemişçesine kendini hardcore oyuncuların önüne atması bana o eski zamanları hatırlattı. Neyse ki bu ucuz iş oyuncuları sömürmede başarısız oldu. Sene 2005 değil abiler. Artık oyuncuları öyle aa bu filmin oyunu hadi alalım demiyorlar. Gördüğüm kadarıyla pek satmamış oyun. Zaten kimsenin konuştuğu ettiği falan diyor. Kimsenin haberi bile yok lan oyunu çıktığından. İyi olmuş abi. Bir dahakine böyle kan emmeye çalışacakları zaman 2 kere hatta 15 kere düşünürler. Son sözüm
de Vin Diesel abimize. Abi bak seni seviyoruz. Oyuncu bir adam olduğunu da biliyoruz. Yapma be abi. Sen yapma bari ya. Hadi bu kez affettik ama bir dahakine lütfen be abi. Bak seviyoruz seni. Kandırma bizi ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.